Mü'minun suresinin 118. ayetinde Allah'ın acıyanların, merhamet edenlerin en yücesi, en üstünü, en büyüğü olduğundan bahsedilir. Yani Allah o denli merhametli, o denli acıyıcı bir tanrıymış ki onun kadar acıyan, merhamet eden ne bir tanrı, ne de bir insan, ne de bir canlı herhangi bir şekilde yokmuş. Bu arada bir önceki yayında da üzerinde durduğumuz ayet ve bu yayında üzerinde duracak olduğumuz ayet, farkında mısınız bilmiyorum ama Allah'ın özellikle kendisini diğer tanrılarla kıyaslamış olduğu ayetlerdir. Burada insanlarla esasında kıyaslamaz. İnsanlarla kıyaslamadığını nereden biliyoruz? Çünkü bu Kur'an'da kalıp olarak kullanılan bir ifadedir değerli arkadaşlar. Allah yaratıcıların en hayırlısıdır, en üstündür ayeti de var mesela. Oradaki diğer yaratıcılar kimler? Tanrılar elbette. Veyahut Erhamur Rahim'in, merhametlerin en merhametlisi. Hakimlerin en hakimi, hükmedenlerin en iyi hükmedeni. Bu tarz ayet kalıplarının tamamı Allah'ın kendisini diğer tanrılarla mukayese ettiği ayetlerdir. Ve hani tek bir tanrı vardı? Görmüş olduğunuz üzere bu ayetler bu iddiayla çelişiyor. Kur'an'da buna dair pek çok farklı ayet var. Bunlara değinmiştik. Ama bugünkü konumuz bu değil değerli arkadaşlar. Bugün Allah'ın merhametlilerin en merhametlisi olduğu iddiasının ne kadar geçersiz ve tutarsız olduğu hususuna değineceğiz. Şimdi Allah'ın bu iddiasının tutarsız ve geçersiz olduğunu neye dayanarak söyleyebiliriz? Elbette Allah'ın yaratmış olduğu bu gezegene ve bu gezegende yaşanan hadiselere bakarak bunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi kötülük problemi üzerine felsefi alanda çok fazla tartışma dönüyor. Konuyla alakalı birçok farklı tez var. Kimileri dünyadaki kötülük ve iyilik oranlarını birbiriyle denkleştirmeye çalışıyor. İyilik oranının mı, kötülük oranının mı daha fazla olduğu hususu üzerinden Allah'ın iyi mi yoksa kötü mü, iyiyi mi seviyor, kötüyü mü, merhametli mi, acımasız mı olduğuna karar vermeye çalışıyor. Bazıları ise yaşanan kötülüklerin, acımasızlıkların niteliğine bakarak buradan Allah'ın gerçekten merhametli olup olmadığı hususunda kanaat belirtmeye çalışıyor. Bana göre bunların tamamı son derece tutarsız, son derece saçma hipotezler, teoriler. Niçin? Şayet Allah kendisinin merhametlilerin en merhametlisi olduğunu öne sürüyorsa, acıyanların en acıyanı, bir babanın, bir annenin çocuğuna duyacağı şefkatten bile daha fazla kullarına şefkat duyduğu iddiası taşıyorsa ki biliyorsunuz bu da iddia edilir. Hiçbir insanın, hiçbir hayvanın, kısacası yeryüzündeki hiçbir canlının acı çekmesine, işkenceye uğramasına, kötülük görmesine müsamaha gösteremez. Ama biz dünyaya baktığımızda öyle korkunç şeylerin yaşandığını görüyoruz ki. Yani bırakın Tanrı'nın merhametlilerin en merhametlisi olmasını, zerre miskali dahi bünyesinde merhamet taşıyıp taşımadığı hususunda hiçbir şüpheye mahal kalmayacak derecede emin olabiliyoruz. Çünkü dünya üzerindeki kötülüklerin cinsi, sınıfı, niteliği o kadar fazla ki, yani karşımızda tek bir kötülük türü yok. Evet, savaşlar oluyor. Savaşlarda insanlar birbirlerini acımasızca katlediyorlar. Mesela günümüzde Ukrayna-Rusya savaşında artık teknoloji çok fazla geliştiği için, internet, görüntüleme, bilişim aygıtları çok fazla ilerlediği için her gün karşımıza onlarca, yüzlerce video çıkıyor. İnsanlar nasıl birbirlerini acımasızca katlediyorlar bombalarla, insanların orasını burasını keserek, patlatarak, havaya uçurarak. Merhametlilerin en merhametlisi olan bir tanrının bu tarz korkunç, acımasızca yöntemlerle insanların birbirlerini katletmesine hiçbir şekilde izin vermemesi gerekiyordu. Hadi savaşları bir kenara bırakalım. Esir alınan insanlara uygulanan insanlık dışı işkenceler, kötülükler, bunları nereye koyacağız? Mesela Japonya-Çin savaşında Japonların esir olarak aldığı Çinlilere uygulamış olduğu korkunç deneyler var. Hitler'in Yahudilere karşı uygulamış olduğu korkunç deneyler. Bunların o kadar farklı versiyonları var ki mesela Kamboçya'daki komünist iktidarın kendi vatandaşlarına muhalif olduğu iddiasıyla, ajan oldukları iddiasıyla uyguladıkları korkunç işkenceler. Yine Amerika'nın Japonya'ya atmış olduğu atom bombasıyla insanların korkunç acılar çekerek kimileri aynı anda vefat ediyor, kimileri aylarca, yıllarca dayanılmaz acılar çekerek vefat ediyor, ölüyor. Hayvanların birbirlerine yaptıkları, insanların hayvanlara yaptıkları, yani say say bitmez. Dünya üzerinde korkunç bir acımasızlık, kötülük var. Bunların oranı çok fazla.
sizin hayal edemeyeceğiniz kadar fazla, hiçbirimizin hayal edemeyeceği kadar fazla. Biz sadece kameralara yansıyan ufak tefek bazı detayları biliyoruz. Veyahut savaş gibi çok büyük hadiseler yaşandığında toplu olarak yaşanan bazı şeyleri, o da hepsi değil ha, bazı olayları görebiliyoruz, bilebiliyoruz. Ama bunlar buzdağının çok küçük bir kısmı. Evet, şimdi bir de tefsir açıklamalarına bakalım bu ayetin. Tefsir alimleri buradaki tutarsızlığa değinmişler mi? Değindilerse nasıl değinmişler? Kıvırmaya mı çalışmışlar? Bir göz gezdirelim. Kurtubi şöyle açıklamış. Ve de ki Rabbim mağfiret ve rahmet buyur. Zaten sen merhamet edicilerin en hayırlısısın. Kim buna dair hiçbir delil bulmaksızın bu hususta elinde herhangi bir belge olmadan Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Şimdi bu ayette doğrudan Allah konuşmuyor. Birisi Allah'a dua ediyor. Sen merhamet edicilerin en hayırlısısın diyor. Bazıları buradan yola çıkarak sen ayeti çarpıtmışsın. Bu ayette konuşan Allah değil. Allah'a birisi dua ediyor diyebilir. Değerli arkadaşlar, bu ayet gibi Kur'an'da birçok farklı ayet var. Yani Allah'ın doğrudan rahmet sahibi olduğu, merhamet sahibi olduğu, kullarına çok fazla acıdığı vesaire ifadelerini kullandığı çok fazla ayet var. Yani bunları gözünüze sokarım şayet buradan ilerlemek isterseniz. Dolayısıyla saçma sapan ithamlarda bulunmayın. Saçma sapan kıvırma yöntemlerine girişmeyin. En nihayetinde Allah kendisinin merhamet edicilerin en hayırlısı olduğunu kabul etmemiş olsa burada kendisine bu şekilde dua eden bu insanın bu sözünü paylaşmaz. Veyahut paylaşıyorsa devamında hayır böyle bir şey yok, ben merhamet falan etmiyorum, ona yazıklar olsun falan derdi. Ya o yüzden böyle saçma sapan triplere girmeyin. Neyse devam edelim. Salebi İbni Lehiya'dan, o Abdullah bin Hübeyre'den, o Haneş bin Bimlemkin'den, o Bimlemkin'den vesaire rivayet ettiğine göre Abdullah bin Mesud bir gün bela ve musibete uğramış birisinin yanından geçmiş, kulağına acaba siz bizim sizi boşuna yarattığımızı mı zannettiniz ayetinden itibaren surenin sonuna kadar okudu ve o hasta iyileşti. Resulullah ona kulağına ne okudun diye sorunca ona okuduklarını söyleyince peygamber de şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim. Eğer yakın sahibi bir adam bunu bir daha okuyacak olursa mutlaka o da zeval bulur. Bunun konuyla ne alakası var sevgili Kurtubi, sevgili Salebi, sevgili İbni Lehiya ve sevgili diğer peş peşe dizilmiş olan allameler? Konuyla alakası ne bunun? Vermiş olduğunuz örnekte dahi musibete uğramış olan, hastalık, kötülük yaşayan bir insan var. Buna ayet okuyorsunuz, güya iyileşiyor. İyi de Allah kötülüğe, merhametsizliğe karşıysa o insanı bu şekilde musibetle, hastalıkla, kötülükle imtihan etmemesi gerekmiyor mu? Ayrıca dünya üzerindeki sayısız kötülüğe, merhametsizliğe, acımasızlığa dair bu vermiş olduğunuz örneğin ne gibi bir katkısı var? Yani dünyadaki kötülükleri bu örtüyor mu? Yok. Saçma sapan bir örnek. Taberi ne demiş? Ey Resulüm, de ki Rabbim bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Zaten ayette görmüş olduğunuz üzere Allah söyletiyor Resulüne, yani dua öğretiyor. Taberi ne demiş? Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyle Resulullah'a ve onun şahsında biz ümmetine nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Bakın burada zaten Allah insanlara dua etmeyi öğretiyor. Yani burada konuşan Allah değil, Allah'a birileri dua ediyor önermesinin, kıvırmasının hiçbir hükmü yok. Buradan da görmüş olduğunuz. Taberi bu kadar açıklamaya. Hiçbir şekilde yahu kardeşim dünya üzerinde bu kadar acımasızlık, bu kadar merhametsizlik, bu kadar kötülük var. Bunlar varken nasıl olur da Allah ben merhametlerin en merhametlisiyim der. Ben acıyanların en acıyanıyım der. Şayet öyleyse bu kadar kötülüğün dünya üzerinde, yeryüzünde ne işi var şeklinde sorgulamalara görmüş olduğunuz gibi girişmemiş. Hiçbirisi girişmiyor. Girişenler de kıvırarak girişiyor. Mesela günümüzdeki modernistler, mealciler. İşi felsefeye vuruyorlar. Felsefi açıdan işte kötülüklerin oranı iyiliklerle mukayese edilirse kötülükler yine bir nebze fazla gibi ama İşte onlarda imtihan olduğu için bir şekilde oradan kıvırırsak Allah'ın çok merhametli, acıyan bir Tanrı olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Tabii canım, yerseniz öyle oluyor. Evet arkadaşlar, bugün bu hususa değinmek istedim. Görmüş olduğunuz üzere Allah'ın merhametlerin en merhametlisi olduğu iddiası, kendisine bu şekilde dua edilmesini istemesi,
hiçbir açıdan tutarlı değildir. Son derece çelişiktir. Neden? Çünkü dünya üzerinde korkunç kötülükler, merhametsizlikler, acımasızlıklar vardır. Ve Allah'ın son derece merhametli olduğunu iddia etmesiyle bu durum çelişiyor. Dolayısıyla geçerliliği yoktur bu ayetin. Haliyle bunlar insanların insanları kandırabilmek için, onları bazı durumlarda şükretmeye yöneltebilmek için uydurulmuş olan metinlerdir. İnsan ürünüdür yani. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.